bu son kara komik filmler döneminde Hı. çok enter çok değişik bir şey denedi. Yani yeni bir şey denediniz en azından. Kara komik filmleri seyreden bir arkadaşımı Ben daha seyretmedim. Gitti geldi. Dedim ki nasıl film nasıl buldun? Beğenmedim ben dedi. Ne oldu? Kötü mü film Var filmler? mı ismi, adresi falan? Tarık Pazarbaşı. Çünkü <laughs> filmin <filmlerde> adı <laughs> direkt isim veririm ben hiç affetmemeyeceğim. Tarıkcığım, şey. <laughs> <laughs> Abi cebini vereyim ben sana. <laughs> evet çok merak ettim. Bir dakika. Oldu De dedim ki yani film mi kötüydü? Yani niye ben? Yo dedi filmler iyiydi dedi. Ama komik değildi dedi. Ah canım benim. şimdi mesela Cem Yılmaz'ın yaptığı işlerin değerini güldürme katsayısıyla ile, oranıyla ile ölçen bir sistem gelişmiş. Bu garip bir şey. Evet, yani sinema anladım. tarihinde hiç komik olmayan, öyle bir iddiası da olmayan ama müthiş filmler var. Ben mesela Doğru. E, Deli, Özkan abinin hmm. yani de, de, o Deli bayıldım Deli'ye. Ya bana sorarsan mesela bana göre en iyice Yılmaz filmlerinden biridir. Hatta yazdım, çizdim falan. E, ama bir yandan da sizi böyle canını sıkmıyor mu ya? Ya Zaten o filmlerin böyle bir iddiası yok komik olmak. Ama komik değilse olmamış ya falan diyorlar. Kaseti biraz geri sarmak istiyordum. Yani şöyle düşündüm hep. Yani benim maceram başladığı zaman yani sosyalleşmeye başladığım yaştan itibaren benim tek malzemem komik olmak değildi. Benim malzemem etrafa bakmaktı aslında. Dolayısıyla bu hikayelerin birçoğu... Ya bunca komik şeyler yaptık. Şimdi bir dramatik bir, bir, bir hikaye buldum değil. Eskiden beri biriktirdiğim şeylerdi. O nedenle seyircinin e, bundan bundan ancak bu beklenir dediği mesele e, beni çok şaşırtıyor. Beni şaşırtan o. Çünkü benim hani karikatürümde mesela kız kardeşim bazen beni abi senin karikatürlerinde de hep böyle acıklı bir şey vardı der. E, hakikaten de öyledir. Vardır. E, bu tip böyle e, sınıflandırma meselesini ben seyirciye daha fazla yani en fazla hmm. yakıştıramıyorum. Ne gerek var böyle şeylere? Ee, bunları tabii böyle çok rahat. Ya işte komedyenler bir noktaya gelir bir tane de dram çakarlar gibi bir parkurda hmm. da değerlendirmemek lazım. Ee, bu tür bir film yapmak istedim. Ben o türü de e, muhatabı muhatabı bunu e, seviyor, ilgileniyor tabii diye canım. biliyorum ben. Dolayısıyla yani volüm olarak diğerlerinden başka bir şey yapması. Bir de şöyle bir konu var. Yani iyi bir şey yapmak da mecburiyetinde değilsin. Yani çok e, niyetler halisane olabilir. <laughs> Çünkü kötü filmle ya da kötü romanla, kötü hikayeyle arada gerçekten kıl var yani. Halisane duygularla yap, yaptığım e, bazı şeyler güzel olmuyor. Çok normal bir şey. Kara komiklerden sizin favoriniz hangisi? Ev, ee, ev ev gezip valla ben iki aradayı en çok hmm. sevdiklerimden biri diyebilirim. Hem canlandırdığım karakter, oyuncu olarak canlandırdığım karakter açısından bir de böyle hani öyküsellikte e, diğerlerinden birazcık daha sanki oturaklı gibi geliyor. Orada bir linç yediriz ama değil mi? Karakomik döneminde böyle bir ara şeyleri falan gördüm. Abi yani pek önemli değil. İnsanlar iyice delirdiler böyle. Ben hatta yazı yazdığımı hatırlıyorum. Cem Yılmaz filmi seyretmiyorum falan. Tamamen yani. siyasi triplerle Ama ben de inadına şey seyrediyorum. Ama devir şimdi şöyle bir şey var. Artık e, çağ, çanak, çömlek patladı isimli. Yani ya yaradan bir şey deniyor bu sene. <laughs> ya yani bir hani bilmem ne 2-0 falan. Yani insan ömrü eee 2 0 falan biz deniyor ya şimdi Kara İbrahim gibi gibi <laughs> konuşmaya başlamayayım ama şunu demek istiyorum. Çanak çömlek patladı. Hani bir söz vardı insanlar sevenlerime buradan merhaba diyorum. Artık zaten yalnızca sevenlerine ki bu çok iyi bir şey değil hmm. ama herkes artık sevenlerine konuşmak zorunda. Hmm. Yani iletişim ben çocukluğumdan beri şaşırdığım bir konudur. Aynı dili konuştuğun halde iki insanın anlaşma ihtimali aslında çok az diye bir kafamın kenarına bir şey yazmışım ben bunu ve çabamız bizim bununla ilgili. Niye bir insan sahneye çıkar? Niye bir kağıda karalar? Niye zamanda mağaraya herkes mesela ava gidilmiş, hayvan avlanmış, güzel ateş yakılmış, hafif pişirilmiş, yenmiş. Öbürü de gidiyor hala mağara duvarına. Ulan nasıl avlamıştık diye onun resmini çiziyor. Şimdi bu bu adamlar ee, bir gayretin peşindeler ve bu devir geldi 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 çanak çömlek patladı. yani iletişim e, kuralları, kaideleri e, bir bilginin bir diğerine e, ulaştırılabilmesi, bir duygunun ulaştırılabilmesi şu anda e, en zor zamanını yaşıyor. İşin tuhaf tarafı e, hız yerinde. Ulaşıma hani penetrasyon. Şimdi buradan deniyor ya dede gibi konuşuyoruz ya bazen. Abi bir basıyorsun herkese gidiyor bilgi. Tamam da adam bilgiyi almak istemiyor ki. Yani kapalı o tarafı. Kapalı olduğu için yani o iletişim meselesinde ben şunu söylediğime üzülüyorum ama söylemek zorundayız artık. Tırnak içinde söylüyorum. Yani herkes muhatabına, onu anlayınına... Onu sevene, hmm. onunla ilgili ön yargısını insani bir yere çekene konuşmak zorunda. Bak etrafa şu anda herkes öyle. E bir sanatçı da e, maceranın başına zaten umursamaz bunu. Ama yani şu anda kenara çekilip, bir mizahçının duracağı en güzel yerlerden bir tanesi. Kenara çekilip e, acı acı gülmenin tam zamanı. Hmm. Vallahi öyle. Yeni keşfettiğim bir şey değil. Geriye dönüp gene baktım. Nasrettin Hoca zamanında demiş ki sen de haklısın. O demiş ki ama öyle ama demiş sen de haklısın. Öbürü demiş ki hoca be yani ona da haklısın, buna da haklısın demiş ki sen de haklısın. <laughs> Yemin ediyorum bu bizim mesleğimizle ilgili e, kesilmiş en kıymetli racondur bence. İnsan ilişkileri, diyaloglar, anlama, anla, anlamaya çalışma, anlaşılmaya çabalama. Anlamında bence kesilmiş en güzel racon. Dolayısıyla ben şöyle bir film yaptım. Beni anlamadılar. Ben şöyle yaptım. Senin arkadaşın adı neydi? Tarık. O, Tarık sevmedi. Bir e, üretene ya da herhangi bir datayı, bir bilgiyi geçirene e, bir tek şu laf düşüyor. Tarıkcım sen de haklısın. YouTube kanalımıza abone olun.